Gazetecinin kimliği, kişiliğiyle ilişkin şimdi veriler var deniyor ki işte muhalif ama aslında şeyden Kral Selman'dan yana da aynı zamanda. Fakat işte son dönem bazı politikalara muhalif. Dolayısıyla hani bu ülkeye giriş çıkışında bir sorun yok. Başka yerlerde Suudi Büyükelçiliklerine giriş çıkışında bir sorun yok. Yani herhangi bir sorun bildirilmemiş. Fakat bir şeylerden de şüpheleniyor ve buna dair de uyarıları var. Bu son bir güç savaşı mı? Onunla ilgili bir durum mevzubahis mi? Belki biraz buna bakmak lazım. Bununla ilgili de hakikaten bir bilgimiz yok ama mesele şu. Bu bir gazeteci. Birçok gazeteci var. Ne bileyim Amerikalılar genelde kendi adamlarına ve de onlardan da bazılarına yönelik bu kadar çabuk hızlı refleks gösterirler. Yani şimdi bugün Türkiye ile Amerika arasında kriz sebebi olan Pastor Brunson konusunda mesela ilk zamanlarda neredeyse hiçbir şey konuşmadılar bile. Şimdi bu kadar önemliyse niye o zaman konuşmadınız diyorsunuz değil mi? Peki Suud gazeteci orada kaybolduğunda Trump bile konuşabiliyor. 2 gün içinde. Şimdi o yüzden ben verilen tepkilerden de Evet. biraz Şimdi huylanıyorum. Örümcek isterim çalıyor. evet. Ama Cüneyt'in de dediği gibi kişiliği bugüne kadar yaptığı şeyler daha çok Suud ailesi için, Suudlar için bu kişinin manası nedir? Neydi yahut? Evet. Şimdi Mustafa Bey. Onu bilmek lazım. Henüz ortaya çıkmadan da bu biraz havanda su döveriz. Yani çok daha fazla bir şey söylemeye de bilmiyorum ne kadar gerek Bu var. konuya tekrar dönmek istiyorum ama aslında çünkü birkaç sorum daha var ama Yenikapı'da TKR Tardan ve Bosporus King